Türkiye'nin en önemli spor organizasyonlarından biri olmaya aday. Her geçen gün katılan ülke, sporcu ve takım sayısı artış gösteriyor. Çok güzel bir ortam. Bütün önlemler alınmış, bütün hazırlıklar tamamlanmış. Mersin halk adına teşekkür ediyoruz. Neler diyeceksiniz efendim? Startadan da alabilir miyiz? Aynı zamanda takımlarımızı öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Yani bu Mersin açısından bir prestij projesi. 2014-30 Mart öncesinde halktan görev talep ettiğimizde bunu deklare etmiştik. Ne demiştik? O zaman Mersin'de mutlaka bir tam maraton gerçekleştireceğiz. Bir de Mersin'i bir uçtan bir uca birbirine bağlayacak bir bisiklet turnuvası tertip edeceğiz demiştik. Çok şükür bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Henüz görevde de üçüncü yılı yeni bitirdik. Bu Mersin'in tanıtımı açısından çok çok önemli. Spor bir defa insanları bir araya getiren en önemli faaliyet. Dünyanın değişik ülkelerinden insanlar bir araya gelebiliyor. Aynı konu etrafında, spor etrafında hiçbir ayrım gözetmeden, hiçbir farklı bir düşünceye sahip olmadan sadece barış içerisinde yarışma düşüncesiyle hareket ediyorlar. Dolayısıyla bu Mersin'imiz açısından da çok çok önemli. Bu işe vesile olduğumuz için gerçekten kendimizi de mutlu addediyoruz. Mersin bir yeryüzü cenneti. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir kent. Böylesine bir kente hizmet etmek ve böylesine bir kentte bu tür faaliyetleri sürdürmek bize gerçekten çok büyük haz veriyor. Ben bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bisiklet Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum. Kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii bu organizasyonlar gerçekleşirken zaman zaman vatandaşlarımıza yollar kapandığı için rahatsızlık da verebiliyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımıza da tahammüllerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben gelecekten çok umutluyum. Yani her geçen yıl katılımcı sayısı ve kalite de yükseliyor. İleriki yıllarda bu artık geleneksel hale geldikten sonra, ki bu yıldan sonra geleneksel hale gelmiş oluyor, çok daha geniş katılımlarla gerçekleştirileceğine inanıyorum. Güzergahlar çok güzel, çok zorlu. Zaten bir turnuvanın kalitesi de etaplarının zorlu olmasından kaynaklanıyor. Bu konunun uzmanları Fransız Alpleri, İsviçre Alpleri sonrasında en zorlu parkur olduğunu söylüyorlar. Doğrudur, doğrudur. Gerçekten Mersin'i bir uçtan bir uca kat ediyoruz ve bir anda denize iniyorsunuz, bir anda dağa çıkıyorsunuz. Ve bu yol boyunca Mersin'in doğal ve tarihi güzellikleri içerisinden geçiliyor. İşte bu organizasyonlarda ana gaye Mersin'in de tanıtılması. Mersin kadim bir medeniyete sahip. Hemen her tarafında ören yerlerimiz var, tarihi değerlerimiz var, kültürel değerlerimiz var. Bu vesileyle hem gelen sporcular hem de yayın esnasında Mersin'i, bu turnuvayı izleyen herkes Mersin'i daha yakından tanıma imkanına da kavuşuyor. Efendim bir konuya müsaadenizle dikkat çekmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında Kent Konseyi Başkanı Sayın Lokmanoğlu Avrupa bisiklet yarışlarına Mersin'in katılacağını dile getirmişti. Bisiklet turizmi açısından bunun çok önemli olduğunu dile getirmişti. Bu konuya nasıl değineceksiniz? Tabii o bu turnuvanın dışında ayrı bir olay. İşte tüm dünyada bu tür şeyler, bisiklet kullanımını teşvik edici yönde bu tür yarışmalar ortaya konuluyor. Biz de Mersin olarak bu yarışmaya başvuruda bulunduk. Türkiye'den iki yer var, İzmir ve Mersin. Ne kadar çok insanımızı bisikletten faydalandırabilirsek o bizim için çok çok önemli. Önümüzdeki günlerde
bakanlıkla da yaptığımız görüşmelerde 4000 bisiklet dağıtacağız. Bu bisikletlerle insanlarımız işlerine gidip gelecekler ya da işte spor yapabilecekler. Bu dağıtımdan sonra da ben öyle inanıyorum. Tabii bu arada altyapıyı da oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Aslında Avrupa'da artık ana yollar bisiklet sürücülerine bırakılmış durumda. Çok büyük 300 bin, 400 bin bisikletlik bisiklet otoparkları var bir şehrin merkezinde. Bu çok çok önemli. Bu demektir ki o bölgedeki insanların tamamı işlerine bisikletle gidip geliyorlar. Belli bir yere bırakıyorlar. Ondan sonra metroya biniyorlar, metroyla ulaşıyorlar. Mersin'de başlattığımız o sahildeki bisiklet organizasyonu inşallah bu işin başlangıcı olacak. Ama bunu yaygınlaştırmak mecburiyetindeyiz. Özellikle hava kirliliği oluşturmayan çok güzel bir spor dalı. İnsanlar kendi emekleriyle yolu kat ediyorlar. Bir taraftan spor yapıyorlar, bir taraftan da iş yerlerine gidip gelirken yaptıkları harcamalardan da kurtulmuş oluyorlar. Dolayısıyla teşvik edilmesi lazım. Yeni nesillerin mutlaka bu sporla büyümesi ve bunu içselleştirmesi, özümsemesi gerekiyor. Efendim, bu yarışlara tekrar dönecek olursak tabii ki Büyükşehir Belediyesi organize ediyor. Destek veren kurumlar, kuruluşlar da var. Ve geleceği açısından uluslararası girişimler olacak. Tabii bu bir anda olabilecek bir şey değil ama her şeye rağmen ilginin arttığını görüyoruz. Mesela Uluslararası Mersin Maratonu daha ikinci yılında Türkiye'nin en iyi ikinci maratonu seçildi. Yani Boğaziçi Avrasya Maratonu'ndan sonra Türkiye'de en iyi organize seçildi. İnşallah bu daha ileriki yıllarda çok daha ilgi görecek. Bu bisiklet turnuvasıyla ilgili de Bisiklet Federasyonu'yla devamlı ilişki halindeyiz. Tabii bu tek başına Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği bir olay değil. Büyükşehir Belediyesi bu işin altına gövdesini koyuyor. Ama elbette ki şimdi burada yollarda güvenlik önlemleri alınacak, trafikle ilgili düzenlemeler yapılacak. Bu işin hamisi olarak valiliği görüyoruz ve bu katılımların valilik olmadan olmayacağını biliyoruz. İlçelerimiz. Turnuvayı gerçekleştirmek istiyoruz. Neticede bütün mali yükünü Büyükşehir Belediyesi çekiyor ama bu Mersin'in bir turnuvası. Onun için de ben bütün halkımızı, özellikle bu sporcuları teşvik etmeye, takip etmeye ve onları moral motivasyon yönünden desteklemeye davet ediyorum. Mersin için hayırlı olduğunu düşünüyorum. Zaten hayırsız bir işle bizim işimiz olmaz. Biz hayırsızlıklarla mücadele ediyoruz. Bu organizasyon gerçekten önemli bir organizasyon. Onun için de herkesi Mersin ortak paydasında birleşmeye, bu organizasyonları desteklemeye davet ediyorum. Biraz evvel siz dediniz ki çok ciddi bir organizasyon, ciddi bir çalışma var.
Zaten belediyecilik ciddi bir iş. Bu işi hafife aldığınız zaman oralarda durmamanız gerekir. Zaten halk da size yeri geldiğinde gerekli faturayı keser. Onun için yaptığımız her işi ciddiye almak mecburiyetindeyiz. Efendim, açılış için herkes sizi bekliyor, sabırsızlanıyorlar, işaret gönderiyorlar. Çok teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz, çok teşekkürler. Evet değerli seyirciler, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Bisiklet Yarışları Tour of Mersin'in ilk etabının startının verilmesiyle Uluslararası Bisiklet Turu başlayacak ve bugün Anamur etabı Sayın koşulacak. Sayın Belediye Başkanım, evet. Sayın Kaymakamım, Sayın Anamur Belediye Başkanım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Federasyon Genel Sekreterim, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanım, değerli protokol, sevgili yarışmacılarımız, sevgili misafirler ve basınımızın güzide temsilcileri. Mersin Büyükşehir Belediye'miz tarafından üçüncüsü düzenlenen Tour of Mersin, Uluslararası Mersin Bisiklet Yarışları'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli misafirlerimiz, program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu İstiklal Marşı, ülke ve sporcularımızın tanıtımı, takımlarımızın ve protokolümüzün birlikte fotoğraf çekimi, Anamur Belediyesi halk oyunlarının gösterisi, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerimizin konuşması, Anamur Belediye Başkanımızın konuşması, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın konuşmaları ve hemen ardından da start alanına geçiyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Türk büyükleri ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu, ardından da İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Sevgili misafirler, şimdi yarışmamıza katılan sporcuları ve ülkeleri sizlere takdim edeceğim. Aynı zamanda sporcularımızı da sahneye davet etmiş olacağım. Hemen ardından da değerli protokolümüzle birlikte takım kaptanlarımızla toplu bir fotoğraf çekimimiz olacak. Yarışa ülkemizin yanı sıra 6 ülkeden daha sporcularımız katılmakta. Öncelikle alfabetik sıraya göre Azerbaycan takımımızı sahnemizin önüne davet ediyorum. Azerbaycan takımımız. Azerbaycan takımımız burada mı? Lokomotiv takımımız o zaman alalım. Kendilerini.
Protokolümüz önüne doğru. Anamur Belediye Başkanımızı da alalım. Kendilerinin takımımıza belediyesi olacaktı. Ses. Team Lokomotiv from Azerbaijan. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Azerbaycan takımı 5 kişi. Kasımov Cemşit, Alakbarov Muhammed. Şimdi de Belarus takımı. Haşamzade Vazegen ve Pursamel Muhammed. Rustamov Süleyman. Belarus takımımızı ve kaptanlarını. Second stage Team Belarus. Belarus. Team Belarus. Minsk. Kendilerine evet, alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Minsk takımını. Minsk takımı sporcuları Başkur Stanislu, Glovaş Aleksandr, Klimenko Konstantin, Rapok Şarii, Sobar Yahuen, Vorganov Edward, Ayeliç Aley ve Muzikin Anton. 8 sporcuyla katılıyorlar. 8 riders from Minsk. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Bulgaristan takımımızı alalım. Alkışlarınızla Bulgaristan takımımızı alalım. Team Bulgaria. Takım kaptanlarımız bir yere gitmesin. Kendileriyle bir toplu fotoğraf çekimimiz olacak. Team Umiero TV yani sporcuları Çolakov Stanimir, Mihailov Mihail, Andrei Jordan, Val Matia, Almeida Cao, Val Rodendo Jose Daniel. 6 sporcuyla katılıyorlar. Umiero TV yani. Göreceğiz. Gürcistan takımımızı alalım. Team Georgia. Team Georgia. Please to the board podium. Team Zico from Georgia. Alkışlarınızla Gürcistan takımımızı alıyoruz. 6 sporcu. 6 riders. Narek Bishvili Georgi. Narek Bishvili Beka. Svazoglu Georgi. Akmayev Sulkan. Stefan Edgar ve Tigreni Mehdi. Yarışçılarımıza başarılar diliyoruz. Şimdi de Kazakistan. Muzu yiyen yarışı kazanır. Yes, the rider who will eat bananas will win the race. You know, banana is full potassium and magnesium. Şimdi de arkadaşlarınızla Kazakistan takımımız. Kazakistan Astana. Team Astana from Kazakistan. Alkış alalım kendilerine. Sporcuları Akmetov Galyin, Gorbushin İlya, Klimbetov Nurbolat, Tiso Vladimir, Lushenko Sergey ve Nikitin Matyev. 6 sporcu, 6 riders from Astana, Kazakistan. Evet, anaların enerji dolu muzlarını İkram ediyoruz sporculara. Kendilerine yarışta başarılar diliyoruz. Ve şimdi de Ukrayna takımımızı alalım. Alkışlarınızla. Ukraine. Güçlü alkışlarla. Team Ukraine IST. IST takımı Ukrayna'dan.
sporcuları Udot Rinat, Zubenko Mikta, Sumilo Yuri, Demetria Vyahor, Moreno Anton, Jules Volodymyr, Anatoly Budak ve Silverstone Roman. Takımımıza yarışta başarılar diliyoruz. Ve şimdi de güçlü alkışlarla Türkiye takımlarımızı davet ediyorum. Evet, 5 Türk takımımız var. We have 5 Turkish teams. We are calling them one by one. Türk takımlarımız burada mı? Kendilerini alalım. Salkano Kapadokya takımımızı alalım öncelikle. Salkano Kapadokya. Fethi Acar, Talha Enes Ay, Burak Abay, Tayyip Uz, Eyüp Durgun, Oğuzhan Tiryaki ve Oğuzhan Ermiş. İlk takımımız. Kendilerine yarışta başarılar diliyoruz. Bu takımımızda milli sporcularımız var. Başarılı olacaklarına inanıyoruz. Diğer bir Türk takımımız. Highright'ı da sahneye alalım. Highright takımı. Highright takımı. Highright takımı İsmail Geçim, Muhammed Ariyet, Ali Demir, Muhammed Mustafa Şentürk, Ercüment Boran, Niyazi Tarha Özdemir, Sinan Kartal ve Duran Akbaş. İstanbul'dan gelen bir takımımız. Başarılar diliyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Ve şimdi de bir diğer Türk takımımız. Carraro Parkur Bisiklet Tur Kulübü'nü de alalım. Carraro Parkur Bisiklet Spor Kulübü, Carraro Parkur Bike Team from İzmir. Altı sporcu: Rahmi Can Balcı, Cengiz Dinar, İsmail Çavuşoğlu, Cemal Altan, Cebrail Şeker ve Hakan Yeniz. Altı sporcu. Bu sporcular da milli sporcularımız. Başarılar diliyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi de Brisa Spor takımımızı alalım. Kocaeli Brisa Spor. Büyük alkışlarla. Ben Kocaeli. Alkış alalım. Geçen senenin birinci takımı. Sporcuları: kaptanları Kemal Küçükbay, Onur Turgut, Mustafa Köklü, Emin Koçan, Adil Deniz Karacagil, Abdülkadir Kelleci ve Yunus Emre Yılmaz. Alkış istiyoruz Brisa için. Tamamı milli olan sporcularımız. Aralarında Türkiye şampiyonları var, Balkan şampiyonları var. Alkışlıyoruz. Ve son olarak Torku Konya Spor takımımızı güçlü alkışlarınızla. Son takımımız Türkiye'nin gururu Konya Torku Şeker Spor. Kaptanları Nazım Bakırcı milli sporcumuz, Serkan Balkan, Muhammed Atalay, Fatih Keleş, İbrahim Dilek ve Rasim Reis. Tamamı milli olan sporcularımız. Başarılar diliyoruz. Önümüzdeki 4 gün zorlu etaplarda tüm sporculara başarılar diliyoruz. Tüm sporcularımıza yarışta başarılar diliyoruz. Buzu yiyen yarışı kazanır dedik. İnşallah yarışı kazanırlar. Good luck for everybody, for every team and for every manager. Sporcularımıza alkışlarınızla başarılar diliyor. Tamam, sesi biraz kısalım. Değerli misafirler, şimdi Anamur Belediyesi Konservatuarı Halk Oyunları ekibini oyunlarını sergilemek üzere sahneye davet ediyorum. Kameraman arkadaşlarımız da biraz alan açabilirlerse. (Gülüyor)
deste deste gülüyler. Geliver, gidiver aslan yarım vay vay. 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 Anamur Belediyesi Konservatuvar Halk Oyunları ekibine güçlü bir alkış alalım. Kendileri aynı zamanda kategorilerinde il birincisi. Kendilerini de tebrik ediyoruz. Sevgili misafirlerimiz, şimdi de Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Zeki Kutlu'yu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Kutlu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Kaymakamım, Anamur Belediye Başkanım, kulüplerimiz, değerli Anamur halkı, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Startımıza çok az bir süre kaldığı için fazla uzatmayacağım ama Türkiye bu tür uluslararası organizasyonlarda rüştünü kanıtlamış bir ülkedir. Bugün de burada kalite çıtasını her yıl biraz daha yukarıya taşıyan uluslararası Mersin bisiklet turunu burada yapmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Ülke federasyonlarıyla yerel yönetimlerimizin güçlü işbirliği bu tür organizasyonları ortaya çıkartıyor. İşte gördünüz, 6 tane yabancı takım var.
5 tane de Türk takımımız Konya'dan, Kocaeli'nden, İstanbul'dan, İzmir'den ve Nevşehir'den katılan takımlarımız oldu. Ümit ediyorum bu çıta yükseldikçe Mersin'den de kulüplerimiz bu yarışlarda pedal çevirmeye başlayacaktır umarım gelecek dönemlerde. Ben bu duygu ve düşüncelerle kazasız belasız bir yarış diliyorum. Katılan herkese de teşekkür ediyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Kutlu'ya teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Anamur Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Türe'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Büyükşehir Belediye Başkanım, Emniyet Müdürüm, değerli protokol, basınımızın değerli temsilcileri, çok değerli hemşerilerim, Anamur'a misafir olarak gelen değerli sporcularımız ve hocaları hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Uluslararası kural gereği saat 11'de bu yarışın startının verilmesi gerekiyor. Onun için zamanı çok iyi kullanmamız gerekiyor. Ben öncelikle futbol federasyonu düzeltiyorum. Ben futbolcu olduğum için Sayın Başkan. Bisiklet Federasyonu Başkanı'na teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Mersin Valimize teşekkür ediyorum. 9 ülkeden 83 sporcuyu Anamur'a getirdikleri için ilçemizin, ilimizin, ülkemizin tanıtımını yaptıkları için teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bu yarışmanın Anamur etabının tamamlanmasını diliyorum. Türk sporuna, ilçemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzergahta tedbir alan emniyet müdürümüze, jandarma komutanlığımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her sene devam eden yarışmamızı Ören'den başlatıyorduk ve D400 karayolundan devam ettiriyorduk ama bu yıl sağ olsun Büyükşehir Belediye'mizden ve federasyondan rica ettik. Güzergahımız merkezden başlayacak. Malaklar, Çeltikçi, Ferizler, Karalar Bahşiş, Evciler köy yolu, köy grup yollarından devam edecek. Bu ayrı bir güzellik gerçekten. Ben tekrar tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir yarışmanın Anamur etabının tamamlanmasını diliyorum. Anamur halkı adına da katkı verenlere saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Anamur Belediye Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi de hayata geçirdiği etkinliklerle Mersin'i spor kenti yapma yolunda emin adımlarla ileriye taşıyan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamız'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim Sayın Başkanım. Sayın Kaymakamım, değerli belediye başkanımız, emniyet müdürüm, Bisiklet Federasyonumuzun değerli yönetim kurulu üyesi, değerli komutanımız, Milliyetçi Hareket Partimizin çok değerli ilçe başkanı ve değerli meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, saygıdeğer Anamurlular, değerli hemşerilerim, geleceğimizin teminatı, sevgili gençler ve şehrimizi, Mersin'imizi şereflendiren çok değerli bisikletçi, bisiklet sporu yapan kardeşlerimiz ve değerli basın mensupları. Öncelikle ben de bu turnuvanın Mersin'imiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İyi bir turnuva olmasını temenni ediyorum. Çok zorlu bir parkur, Mersin bisiklet turunun etapları ama bu bisiklet turunun etabı ne kadar zorsa kalitesi de o kadar yüksek demektir. Biz göreve geldiğimizden bu yana sporun bir barış, bir kardeşlik, bir kültür kaynaşması olduğunu biliyoruz ve bunun için de yoğun bir gayret içerisindeyiz. Elbette yerel yönetimler şehrin mahalli müşterek ihtiyaçlarını çözmek için varlar. Ama bundan daha önemlisi o bölgede yaşayan insanların barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşaması için altlık oluşturması. Spor bunun en önemli unsurlarından bir tanesi. Göreve gelmezden önce söz verdiğimiz gibi Mersin'i bir uluslararası tam maratona kavuşturduk. Yine söz verdiğimiz gibi
bir uçtan bir uca Mersin'i kat edecek bisiklet turuyla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Gerçekten uyum içerisinde, valiliğimizin himayesinde bütün ekonomik yükünü, mali yükünü Büyükşehir Belediye'miz çekiyor. Ama devletimizin değişik kurumları, emniyetimiz, işte burada gençlerimiz var, milli eğitimimiz bu konuya destek veriyorlar. Ben emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mersin'imizin tanıtımında çok önemli bir obje olacak bu yarışın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Ben Anamur Belediye Başkanımız gibi sadece Anamur'dakinin değil, bütün etapların kazasız belasız geçmesini temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinize bir kez daha saygılar, sevgiler sunuyorum. Konuşmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. 06FG742 nolu aracımızın yerinden çekilmesini rica ediyoruz. 06FG742 plakalı aracımızın yerinden çekilmesini rica ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi de yarışmamızın startını vermek üzere değerli protokolümüzü ve takımlarımızı start alanına alalım. Bayraklarımızı da sallayalım. Kaldıralım bayraklarımızı. Hep birlikte. Büyük bir coşkuyla. Asırlardır kıratımı suladım, ırmağının akışına ölürüm. Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey. Irmağının akışına ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm. Değerli misafirlerimiz, 4 etapta gerçekleşecek olan yarışlarımızın ilk etabı Anamur Güller Yanış olmak üzere 133 kilometre. İkinci etabı Aydıncı Güller Silifke Erdemli Mezitli Pompei Polis olmak üzere 165 kilometre. Üçüncü etabı Tarsus Çamlıyayla Mersin Özgecan Aslan Barış Meydanı olmak üzere 149 kilometre. Ve son etabı da Özgecan Aslan Barış Meydanı, Çavak, İnsu, Arena, Adnan Menderes olmak üzere 147 kilometreden oluşuyor. Çekmiş hep ninem. Pınar
Arılardan su doldurur Eminem. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Protokol dışındaki vatandaşlarımız lütfen pisti boşaltsınlar. Yarışçılarımız start noktasında yerleşiyorlar. Lütfen pist içerisinde sivil bulunmasın. Protokol dışında kimse bulunmasın. Lütfen. Sivil vatandaşlar protokol içerisinde dışında kimse bulunmasın. Yarış 5 dakika sonra start alacak. Lütfen sivil vatandaşlarımız pistin dışına çıksınlar. Burhanettin Kocamaz, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe başta olmak üzere diğer protokol üyeleri ekranlarınızda gördüğünüz üzere şu anda start noktasındalar. Rica ediyorum basın mensupları da pisti boşaltsın. Sivil vatandaşlarımız da boşaltsın. Sadece protokol kalsın. Start çizgisinde yerlerini alıyorlar. Basın arkadaşları lütfen platformdan görüntü alabilirsiniz. Protokol ön kısmını üyeleri boşaltalım. Yan kısımda sadece protokol kalsın. Damalı çıkış bayrağı emriyle protokol kaldıracak. Sivil vatandaşlar lütfen boşaltalım. 18 nol aracı da şey kenara alalım. 18 nol aracı. Değerli seyirciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 3. kez düzenlediği Trof Mersin Uluslararası bisiklet yarışlarının startı verilecek. Bugün ilk etap koşulacak. Anamur etabı koşulacak. Trof Mersin 4 gün boyunca koşulacak. 4 gün boyunca 7 ülkeden 11 takım ve 80'in üzerinde sporcu zorlu parkurlarda pedal çevirecekler. Ekranlarınızda da gördüğünüz üzere Anamur Şehir Merkezi'nde start noktasında bütün hazırlıklar yapıldı. Parkur üzerinde basın lütfen. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe başta olmak üzere protokol üyeleri start noktasında yerlerini aldılar. Ve bugünkü parkura katılacak olan takımlar ve sporcular da start çizgisinde yerlerini aldılar. Çıkış emriyle yarış başlayacak. Bu yıl 3. kez düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Bisiklet Yarışları bugün Anamur etabıyla başlıyor ve yarışların ana startı bugün Anamur'da birazdan verilecek değerli seyirciler. Ve Anamur etabıyla başlayacak olan yarışlar 23 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. Bugün Anamur etabı, Cuma günü Aydıncık, Cumartesi günü Tarsus ve Pazar günü de Mersin etabı koşulacak. 4 gün boyunca sporcular 600 kilometre pedal çevirecekler, yol kat edecekler. Ekranlarınızda sporcular birazdan Damalı bayrak kalktı ve yarış başladı değerli seyirciler. Alkışlar, bayraklar Mersin sallayalım. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 3. kez düzenlediği Uluslararası Mersin Bisiklet Yarışları Trof Mersin başladı. Ana startı ve Anamur etabının startı az önce Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz, Anamur Belediye Başkanı Sayın Mehmet Türe ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Görmüş ve olduğunuz takımın altından tekrardan geçiş yapacak. Bugün Anamur etabı başladı. Anamur start çizgisinden hareket eden sporcular bugün çok zorlu bir parkuru koşacaklar. Hangi noktalardan geçecekler o konuda size bilgiler aktarmak istiyorum değerli seyirciler. Ve Anamur'da şehir merkezinde start verildi ve bisikletçiler, sporcular, balaklar, evciler, köyceğiz, köy yollarında pedal çevirecekler. Bir saat, yaklaşık bir saat sonra tekrar aynı noktadan geçiş yapacaklar. Sonrasında D400 karayoluna çıkacaklar. Bozyazı'ya doğru pedal çevirecekler. Yine D400 karayolunu takip edecekler. Bozyazı'da Tekmen, Tekeli, Soğuksu,
ya geçecekler değerli seyirciler. Ve bütün bilgileri sizlere Küçel TV ve diğer televizyonların ekranlarında ulaştıracağız değerli seyirciler. Kanal 33, Sun TV, Kanal 2000 ekranlarında canlı olarak uluslararası bisiklet yarışları, aynı zamanda Güney TV ekranlarında da en güzel görüntülerle ekranlarınıza gelecek. Şimdilik yayınımızı burada noktalıyoruz. Tekrar birlikte olacağız efendim. Çekmiş hep ninem, pınarlardan su doldurur eminem. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye.